Değerli izleyenler, sevgili arkadaşım Emre Kaptan ile birlikte bugün biz bir spor salonuna geldik. Ve bandırma için pek bilinmeyen bir spor dalı ile ilgili bir söyleşi yapacağız az sonra. Bandırma Aikido Spor Kulübü'ndeyiz. Yanında da spor kulübünün değerli antrenörü Sayın İbrahim Halil Demirkan var. İbrahim Bey, bu spor hakkında bilgiyi alacağız sizden. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle zaman ayırıyorsunuz bize. Evet. Biz önce sizi tanımak istiyoruz. Bir özgeçmiş alabilir miyiz sizden? Ben İbrahim Halil Demirkan. Milli sporcuyum. 37 yılda bu sporu yapıyorum. Türkiye şampiyonuyum, Balkan şampiyonuyum. 6-8 ay önce de yılın sporcusu seçildim federasyon tarafından. Şu anda 10-13 aylar arasında bir yarışmaya hazırlandık. 6 tane sporcu arkadaşımla beraber gideceğiz. Biz bandırmayı çok güzel temsil ediyoruz. Bu zamana kadar 8 yıldan beri... Oraya şimdi geleceğiz. Önce şu Aikido spor dalını bir anlatın. Nedir Aikido? Şimdi Aikido uzak doğu sarılma sporu ama bu işin burada bizim faaliyet gösterdiğimiz vücut geliştirme sporuyla bir yarışma yapacağız. Vücut geliştirme sporu. Yani çok ağır, zor ama bir o kadar da zevkli güzel bir spor dalı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı vücut, yani insanın geç kalması, insanın vücudun ağrılarını keser, insanın çok uzun yaşaması sağlar bir vücut geliştirme spor dalıdır. Ve emek gerektiriyor. Kesinlikle. Yani biz şöyle diyelim, ben bu sporu yapan insanlar özeldir. Yani yarışma yapanlar çok daha özel insanlar. Çünkü bizim sporumuz çok ağırdır. Diyetimiz ağırdır. Yani biz bir ayda 10-15 kilo verebiliyoruz. Ve aynı köyde alabiliriz tekrar geri. Kaç sporcu bu dalda çalışıyor sizinle birlikte? Şu anda benimle beraber 75 tane sporcum var. Şu anda 6 tanesi yarışıyor. Eylül ayında da 16 kişi yarışacak. Yani hazır olanı yarıştırıyoruz biraz sırayla. Bandırma adına yarışacağız bu sene. Yani her sene biz bandırmayı temsil ediyoruz şu anda biz. Evet. Peki efendim şimdi 10-11-12 Nisan Zonguldak değil evet, mi? Evet. Zonguldak'ta yarışacaksınız. Evet. Hangi sporcularınız sizinle birlikte yarışmaya girecekler? Şimdi nasıl olursa biz bu akşam yola çıkıyoruz. 6 sporcu arkadaşımız var. Ozan Erbaş, plastik vücutta yarışacak. Uğur Bekret Eraygür, atletik fizikte yarışacak. Furkan Meniş klasik büyüklerde yarışacak. Gökhan ve Özkan arkadaşım da atletik fizikle yarışacaklar. Yani biz takım halinde gidiyoruz. Evet. Bu Avrupa Birliği takım seçmeleri. Evet. Peki nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Sporcularınız hazır mı? Yani 4 branştan madalya bekliyoruz. Ama bu zamana kadar daha bunu başardık zaten. Geçen sene 78-77 yaşında 77 yaşında abimiz yarıştı ve Türkiye dördüncüsü oldu. Evet, Mehmet abimiz Türkiye dördüncüsü oldu ve orada en yaşlı sporcuydu. Hep hayatta alkışladı. Evet. Peki bu spor kulübünde bandırmada ne zaman açtınız? Ne kadar süre? 8 yıl oldu. 8 yıl. 8 yıldan beri bu bandırma aikido sporu benimle beraber devam ediyor. Peki bu spor dalı yalnız gençlere yönelik değil mi? Hayır. Hangi yaşlara? Ben 59 yaşındayım. Evet. Ve arada öyle bir bırakma niyetim yok. Yani şimdi insanın yaşlandıkça spora ihtiyacı olan bir spor dalı bu. Yani vücudunuzu ne kadar sizinle sağlam tutarsanız o kadar az ağrılar olur ve mutlaka hayat yaşarsınız yani. Peki bu spor dalına bandırmada ilgi var mı? Bandırmak potansiyel çok büyük, çok yüksek, gerçekten çok güzel. Ben geldiğimden bu yana da bayağı da çoğaldı zaten. Çünkü yani gençleri seviyor, biz de gençleri seviyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün, yani şimdi insanların kahveye, meyhaneye gitmesi bir güzel spor, salonlarına gitmesi güzel. Bunlar keşfe giriyor. Ben Aydat'a çok bir şey kalıyorum. Sadece çocuğa gelsinler, spor yapsınlar. Tabii gençler için güzel vücut. Karşı cins için de çekici kesinlikle, kesinlikle çok gösterişli. Evet. Şov vücudu da. Yani bizim sporumuz biraz daha bir şov amaçlı zaten. Evet. Zaten biz yarışmalarda da şov yapıyoruz zaten. Ama hakkını da veriyoruz yani. Evet. Peki Türkiye'de bu spor dalına yeterli ilgi var mı? Yani maalesef. Neden maalesef yok. Nedenleri şu. Şimdi sporu herkes yani bir spor amaçlı yapmıyorlar. Nasıl da oluyor? Hız öyle geçtiği zaman mesela geçen ölen arkadaşımız başka yani bu bizim kullanmadığımız bir ilaç bulunarak vefat etti. Ve bunun faturası bu spora kesildi.
aslında bizim yaptığımız bir şey değildi o arkadaşım. Biz daha sıkıntıları çekiyoruz yani şu anda. Avrupa'da çok daha farklı hazırlanıyorlar, biz çok daha farklı hazırlanıyoruz. Başarımız çok daha düşük oluyor bunda. Ama bizim spor branşı, Türkiye'de en çok dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu çıkartan bir branş dedik aslında. Tabii spor o zaman bilinçli yapılmalı değil mi? Kesinlikle. Yani, evet. Kesin bu işi bilen biriyle çalışmak ve bilerek yapmak çok mantıklı bir şey. Ve biz olimpiyat sporu değiliz. Olimpiyat spor değiliz ama en başarılı spor dalıyız. Herhalde Aikido Federasyonu'na bağlısınız. Hüküt Geliştirme Federasyonu'na bağlısınız. Federasyonumuz var. Hüküt Geliştirme, 91 senede kurulan bir federasyonumuz var. Federasyon başkanımız da gerçekten 10 numara mükemmel bir insan. Biz bilek güreşi, fitness ve vücut geliştirme olarak 3 branşımız var bizim. Federasyon başkanımız bilek güreşine gelmedir, dünya şampiyonudur. 10 numara bir başkanımız var, sağ olsun kendisine, iyidir yani başkanımız. Peki İbrahim Bey, son olarak Bandırma'da kimlerden destek görüyorsunuz? Şimdi Bandırma Belediyesi'nden Ozan başkanlar çok iyi destek gördük, çok iyi karşıladı. Yardımlarını hala sürdürüyor ve ilçe spor müdürü Hüseyin Bey olmazsa olmazlardan ona çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Hüseyin Bey çok değerli bir insan. Dönüşte de madalyaları, sporcularımızla beraber, madalyaları beraber hem belediye başkanımızı, oradan da Hüseyin Bey'i, müdürümüzü ziyaret edeceğiz. Onları biz ziyaret edeceğiz çünkü hak ettiler onlar, sağ olun. Madalyalarınıza teşekkür edeceksiniz. Kesinlikle uğrayacağız, gideceğiz yanlara çünkü onları temsil ediyoruz biz. İyi temsil edeceğiz inşallah. Evet, son olarak Bandırmalara bu spor dalıyla ilgili bir çağrımız olacak mı? Ya benim söyleyeceğim şöyle bir şey. Sporu bilen biriyle çalışsınlar. Yani sporu bilerek, bilinçli, bilimsel bir şey yapsınlar. Acele etmesinler, sabır etsinler gençlerimiz özellikle. Ve bu sporu çok farklı amaçlara kullananlar var. O yüzden bilen biriyle çalışmaları, elinde belgesi olan ve bu işte gerçekten emeği olan insanla çalışmak çok avantajlı, çok faydalı olur. Peki İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, bugün Bandırma Aikido Spor Kulübü antrenörü Sayın İbrahim Halil Demirkan ile birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın.